Bismillahirrahmanirrahim. Huşeyri Risalesi'nden makamlar ve hallerden devam ediyoruz. İrade, mürit ve murat. İsteme, dileme, arzu ve isteklerin gerçekleştirilip ortaya konması yeteneği veya iki şeyden birini tercih etme manalarına gelen irade, hayatını kalp ve ruh seviyesinde yaşayanlarca nefsin isteklerini aşma, bedenin arzularına baş kaldırma, hakkın rıza ve hoşnutluğunu kendi istek ve dileklerine tercih ederek kendine rağmen her yerde ve her durumda onda ve onun muradında fani olmalıdır. Konuya işaret eden ayetlerden birisi şudur. Sabah akşam Rablerine sırf onun cemalini ve rızasını irade edip müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan ne de onlar senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın. En'am suresi 52. ayet. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bir kuluna hayır murad ederse onu kullanır buyurunca kendisine bu kullanmanın manasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onu ölmeden önce salih amel yapmaya muvaffak eder. Bu konuda sufiler kalplerine açılan manalara göre farklı tanımlar yapmışlardır. Onların çoğunluğuna göre irade lüzumsuz alışkanlıkları terk etmektir. Bu böyledir. Zira insanların alışkanlıklarında gaflet, dünyevi arzuları takip ve basit isteklerle meşguliyet gibi hususlar vardır. Mürid ise bütün bunlardan kendisini sıyırıp kurtarabilmiş kişidir. Onun bu tür alışkanlıkları terk etmesi, iradeli oluşuna ait bir emare kabul edilmiştir. İradenin hakikatine gelince o, kalbin tamamen Allah'a teveccühüdür. Bu bağlamda şöyle bir söz sarf edilmiştir. İrade, bütün korkuları önemsizleştiren bir ateş korudur. İrade, hak yolcusunun yola yeni girişini ifade eder. Bir başka deyişle o, Allah-u Teala'ya kendilerini vardırmak isteyenlerin karşılarına çıkan ilk menzil, birinci duraktır. Buradan hareketle artık o iradenin sahibi olan kimseye mürit denir ki, Allah'a kasteden insan anlamındadır. Mürit, bu manaya geldiği gibi bir de iradesini tamamen kendi mürşidine teslim eden, böyle olduğu için de herhangi bir başka şeye karşı iradesi olmayan kimse anlamında da kullanılmıştır. Bunlar müride ait niteliklerden sayılmıştır. Nafile ibadetlerle Allah'ın sevgisine mazhar olmaya çalışmak, ümmet-i Muhammed'e ihlaslı bir şekilde nasihat etmek, Allah'la beraberliği alışkanlık haline getirmek, ilahi takdirlere karşı boynu kıldan ince olmak, onun emirlerini kendi isteklerinin önünde tutmak, Allah tarafından görülüyor olma şuurunu her zaman canlı tutmak, onun sevgisi uğruna çok büyük gayretler ortaya koymak, ona ulaştıracak her yolu denemek, meşhur olmaktan kaçınmak ve Rabb'e kavuşuncaya kadar hiçbir zaman durulup karar kılmamak. Murad ise irade olunan, kast olunan anlamlarına gelir. Kendisine teveccüh edilip kast olunduğundan dolayı Yüce Allah bir açıdan murad olur. Cenab-ı Hak kendisini irade eden, kendisinin müridi olan kullarını da çok takdir edip beğendiğinden ötürü denebilir ki o kulları da Allah'ın muradıdırlar. Bu açıdan aslında bir hakiki mürid aynı zamanda murattır. Zira Allah o kulunu hususi bir şekilde irade edince onu kendisine yönelmeye tam muvaffak kılar. Ayrıca hak yoluna yeni girmiş olanlara mürid, o yolun sonuna varmış veya yaklaşmış olan hak yolcularına da murat denmektedir. Ebu Ali Dekkak, Allah'a ulaşma arzu ve iradesi, gönlü yakıp kavuran bir kor, sinede bir ateş, içte bir ızdırap, kalplerde tutuşan bir alevdir demiştir. İstikamet. Doğruluk demek olan istikamet, ehli hakikatçe, itikatta, amelde, muamelatta ve yeme içme gibi bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yolunda yürümeye itina göstermenin adıdır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların yanında melekler inip hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler. Usulet suresi 30. ayetti. İstikametten bahseden ayetlerden birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istikameti ifade ederken bir yönden de onun zorluğunu şu şekilde ifade buyurmuştur. Tam olarak güç yetiremezsiniz ama İstikamet üzere olmaya gayret edin. Bilin ki dininizin en hayırlı ameli namazdır. Müminden başkası abdesti muhafaza edemez.
İstikamete büyük zatlar ancak güç yetirebilir. Bu böyledir, zira gerçek istikamet, nefsin alışkanlıklarından sıyrılmak, çekicilikten çıkıp işin ruhunu kavramak, vefa ve sadakat ile Hakk'ın divanında durmaktır. İşte bu zorluktan dolayı Efendimiz bu hadislerine tam olarak güç yetiremezsiniz ama diyerek başlamıştır. Zaten Peygamberimiz de emrolunduğun gibi istikamet üzere ol, Hud suresi 112. ayetinin kendisini ihtiyarlatıp uhrevileştirdiğini ifade buyurmuştur. Bütün işlerin mükemmelliği ve tamamiyetinin kendine bağlı olduğu çok yüksek bir derece olan istikametle bütün hayırlar ve güzellikler ancak hasıl olabilir. Hali müstakim olmayan birisinin ameli zayi, cehd ve gayretleri de boşunadır. Bu sadette ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran kadının durumuna düşmeyin. Nahl suresi 90. ayetin 92. ayeti dikkat çekicidir. Müstakim olamayan bir hak yolcusunun bulunduğu makamdan bir yükseğine terakki edebilmesi mümkün olmadığı gibi sülûkunu sıhhatli bir şekilde sürdürebilmesinin imkanı da yoktur. Ebu Ali Dekkak'ın yaptığı şu değerlendirme önemlidir. İstikametin 3 derecesi vardır. İlki takvimdir ki işi sağlam yapmak manasındadır. İkincisi ikamet olup işi hakkıyla korumak anlamındadır. Üçüncüsü ise istikamettir. Takvim nefislerin tedip ve terbiyesiyle, ikamet gönüllerin süslenip zinetlendirilmesiyle, istikamet ise kalbe ait derinlik ve esrarın hakka yakın olabilmesi elde edilir. Ebu Ali Cüzcani, hakkın taleplerinin nefsani arzuların önünde tutulması gerektiğini şu ifadeleriyle dile getirmiştir. Sen istikamet sahibi ol, sakın keramet peşine düşme. Çünkü nefis keramet hevesiyle çırpınmaktadır. Halbuki senin Rabbin senden istikamet istemektedir. Vasiti istikameti, varlığında bütün güzelliklerin kendisiyle kemale erdiği, yokluğunda ise bütün iyiliklerin çirkinleştiği bir kıymet olarak yorumlamıştır. İbn Furek de istikamet kelimesindeki sin harfinin talep manasına geldiğinden hareketle şu değerlendirmeyi yapmıştır. İstikamet isteyenler Hak'tan kendilerini tevhid üzere tutabilmelerini, verdikleri sözleri yerine getirebilmelerini ve dinin koyduğu sınırlara, helal ve haramlara uyabilmelerini istemişlerdir.